çok büyük fark yaratıyor. Ve şimdi mavi takımdan bir şu an Baron, yine Glendalla Johnny'nin deyimiyle bir Baron dansı izleyeceğiz. Her iki takımdan da. Orada totem sayesinde Orianna'nın ve Thresh'in o küçük çalının içerisinde olduğunu görebiliyor kırmızı takım. Şöyle görüşlerini size göstermek istiyorum. Mavi takım ise sadece kırmızı takımın nerede olduklarını tahmin edebiliyorlar. Bakalım, olası bir Baron önü savaş çıkabilir. Böyle bir durumda hangi takımın bu arada Baron'u aktif etti. Orada ekstra hasar almasına sebebiyet verdi. Viktor'dan akıllıca bir hamle izledik burada. Ve mavi takım şu an geri çekiliyor. Kırmızı takım bunu fırsat bilerek belki bir Baron başlangıcı yapabilir. Şu anda şunu da söyle. Bu arada Kata'dan Kata Orianna'nın da yardımıyla Viktor bir anda eritti. O bölgede Viktor'suz bir savaş çıkaracaklar mı diye bakıyorum. Bir ulti geldi. Yavaşlatma sadece. Stun gelmedi ama bakalım, Lucian arkadan saldırmaya devam ediyor. O bölgede Nami'yi almayı başardı Lucian. Kata'nın da yardımıyla Jarvan düşüyor. Kata hala devam ediyor. Şu anda ultisinin aktif olduğunu söylemek istiyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Bekleme süresini sıfırladı çünkü Lucian orta koridordaki kırmızı inhibitor kulesine şu anda saldırıyorlar ve inhibitöre şu anda zarar vermeye başladı. Onu Makoyne'in durdurması pek fazla mümkün görünmüyor. Almayı başardılar ve geri çıktılar. Oyun bir anda, az önce senin de söylediğin gibi, kırmızı takım savaşlarda her ne kadar önde olsa da, az önce söylediğin gibi Viktor olmadığı takdirde maalesef bir hiçler ve bunun üzerine şu anda Baron. Az önce söylediğim gibi global görevler. Global Şu anda görevleri çok patlandı. iyi bir şekilde yaptı mavi takım oyunun başından beri. Belki eğer oyunu şu anda kaybedecek olurlarsa sadece bu yüzden olabilir. Her ne kadar takım savaşlarını kazansalar da. Ve şu anda Viktor, evet, Viktor Kata karşısındaydı. O bölgeden sıçrayla çıkmak durumunda kaldı. Sıçrasını harcadı. Ayrıca mavi takım artık kendi ormanına değil, rakip ormanı da temizlemeye başladı. Bunu da şu anda çok iyi bir şekilde yapıyor. Hem ormanı hem de üst koridoru temizleyecek büyük ihtimal. Aa, yok, geri dönmeyi tercih etti. 2 dakika var şu anda ejderhanın çıkmasına. Kırmızı takım şu anda o bölgede konuşlanmış durumda ve şöyle söyleyebiliriz. Kırmızı takım tüm haklarıyla ejderha bölgesinde şu anda. Mavi takımdan da Katarina ve Sejuani'nin o bölgeye doğru gittiğini görüyorum. Graves önden gidiyor, bunu yapmamalı. Bunu yapmamalı. Graves yapmamalı bunu. Bakalım, canı az. Evet. Heal'la kurtulmaya başladı. Oo, inanılmaz. İleriden çok iyi bir şekilde geldi. Ve Graves ultisiyle hem de Viktor'un yardımıyla almayı başardılar. Viktor şu anda, bakın, evet, ölüm cezası geldi şu anda Thresh'ten. Orada çok büyük bir savaş çıktı şu anda. Suya pis geldi Thresh üzerine. Canı azalan bir, şu an Lucian izliyorum. Zhonya'yı kullandı. Orada Viktor orada almayı başardı Thresh'i. Canı az olan bir orada Sejuani izliyorum. 2'de 2 yaptı. Orianna o bölgede ultisi kullandı. Canı çok az olan bir orada Jarvan izliyoruz. Düşen bir, yine tekrardan Viktor izledik. Orianna ve Lucian iki tane taşıyıcı orada bütün takımı almayı başardılar. Sıçrasını kullandı. Canı az, kırmızı güçlendirmenin verdiği etkiyle yavaşladı Nami ve orada almayı başardı. Işık saldırısıyla Lucian neredeyse mavi takımı şu anda kaybettikleri savaşı geri getiren iki tane taşıyıcısı oldu. Biri saldırı gücü taşıyıcısı olan Lucian, diğeri de yetenek gücü taşıyıcısı olan Orianna. Özellikle Orianna'nın ultisi 3 kişiyi alması, orada Viktor'un düşmesi ki en büyük şu anda zarar veren kişi kırmızı takımda. Onun düşmesi bu sebebiyet verdi. Ve şu anda 32'ye 28 oldu skor mavi takım lehine ve para farkına bakacak olursak da 7000'e yakın bir mavi takım farkı var. Ve bu arada benim geriden mi geliyorum ben? Dur. Geldi. Durdu ve geldi. Yok, Evet. yerinden Durdu gelmiyorsun. ve Bir durdu geldi ve şu geldi. anda. Orada Lucian Graves'i alarak katliama bağladılar olayı. Evet, katliam Katliam yaptı ve bağladılar. oradaki kuleyi de almayı başardılar. E 5. ejderha geliyor. Ve 5. ejderha. Yani bu çok... Baron güçlendirmesiyle 5. ejderhanın alınması bakalım Yap. nasıl bir etki yapacak. Hayır, Yapma düşme. bunu. Yapma bunu, düşme. Çok keyifli gidiyor maç şu anda ama
Bu arada izleyici sayısı olarak 30'a ulaşmışız. Hoş Evet. geldiniz Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Twitch'lerini yeni açan arkadaşlara buradan hoş geldiniz diyoruz. Ama oyunu şu anda yine istemcinin veri aktaramaması sebebiyle şu an Aktaramıyoruz. Biz de aktaramıyoruz. biz de size maçı aktaramıyoruz. Bir anda 5. geldi. ejderhayı aldılar bu arada. Üzerine baron güçlendirmesi var mı diye bakıyorum. Evet, baron güçlendirmesi şu anda geçmiş. Baron'un çıkmasına da yaklaşık 2 dakikadan hatta 3 dakikadan fazla var. Uzaklardan bir Tsunami izledik. Nami tarafından Kata geldi. Nami üzerine baskısını kurdu. Düşecek mi diye bakıyorum. Almayı başardı. Zonya'sını Yok. kullanan bir Kata izledi. Oradan Thresh sayesinde çıkmayı başardı. Ama o bölgede Viktor geldi ve onu almayı başardı. Canı az... Grace'in kovaladığı bir Thresh izliyoruz. Orada Thresh almayı başarıyor. Orianna'nın da canı az. Onun üzerinde Makoy var. Graves onu görmezden gelip şu anda alt tarafta Sejuani'yi kovalıyor. Makoy de hali hazırda bir sancak kombosuyla bakalım düşebilir. Evet, yavaşlatma geldi ama Sejuani kayarak çıkmayı başardı. Lucian o bölgede tekrar savaşa dahil oldular. Hali hazırda ejderha güçlendirmesinin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi takımda Orianna şu anda savaşa dahil olacak mı diye bakıyorum. Graves o bölgede gözüm hemen ultisine gitti. Ultisinin neredeyse bir 25 saniyesi 30 saniyesi civarı bir durum söz konusu. Lucian önderliğinde mavi takım şu anda o bölgede. Viktor ve Makoy'u onları koruyor o inhibitörü ama yok edilmesine şu anda bir yardımı düzeltiyorum. Yok edilmesine önleyemedi Makoy'u tek başına orada. Lucian şu anda durdurulmaz bir güç mavi takımda. Bunun yanında Kata. Oyunun en başında söylediğin gibi Tunağan da sanırım. Ona Katarina ve Wukong bırakılmaması gerektiğini söylemiştin. Ve oyunu taşıyacak olursa Tunağan'ın taşıyacağını söylemiştin ki şu anda gayet haklısın. İyi işler yapıyor. Bakalım bu işi devam ettirebilecekler mi? Graves o bölgede flash'ı var mı diye bakıyorum. Flash'ı şu anda yok. Tabi Orianna şu an hız bonusuyla oradan çıkmayı başardı. 35'e 30. Skorlar eşit neredeyse. Ama takımlar arasındaki para farkları 8.000'e kadar çıkmış durumda. Volkan ne diyorsun bu konuyla ilgili olarak buradaysan? Volkan burada değil, Deniz senden alalım. Buradayım, buradayım Ha. da bir yandan arka plandaki sesleri kısmaya çalışıyordum. Abi iki takım da yani şu anda tek olay fight pozisyonuna bakıyor. Yani hangi takım daha iyi pozisyon alırsa o kazanacak gibi duruyor. Çünkü oyun çok ortada, her iki takım çok güçlü Güçler şu eşit değil mi anda. yani Evet, neredeyse? evet. Aynen öyle. Yani sen ne düşünüyorsun? Bu arada Kata'dan gereksiz bir flash geldi ama o bölgede bakalım alabilecek mi? Q bıçağını atarsa tehlike yaratabilir. Ve evet almayı başardı. Çok iyi bir hareket. Flash bir ara sıçrasını bir ara boşuna attı diye düşündüm ama o bölgede totemini atlayarak E ile Shunpo ile yani Graves yetişmeyi başardı. Şu anda kırmızı takımın saldırı gücü taşıyıcısı yok. Bir orada ölüm cezası Baron geldi Thresh'ten. bir saniye var. Baron'a gidecekler mi derken şu anda Sejuani'nin Baron çevresinde dolandığını görüyorum ben ama sanırım Baron'la çok fazla ilgilenmeyecekler. Bakacak olursak arkadaşlar toteme. Mavi takımın oyuncuları kırmızı takımın büyük ormanına karşı. Bu arada bir ölüm cezası geldi Nami üzerinde. Nami oradan çıkmayı başardı. Bir Tsunami ama yanlış yere bir Tsunami. Kato bölgede her an toplayıcı efektini yapabilir. Evet, Viktor üzerine Çok baskı kurdu şu anda. Bakalım Viktor oradan çıkmayı başardı sıçrayla ama suya hapis geldi. Katan'ın üzerine bitkinlik var. Bitkinliğin geçmesini bekliyor diye tahmin ediyorum. O bölgede atladı. Almayı başardı. 1 2 ile 2 yapıyor. Jarvan üzerine bakalım alacak mı? Jarvan oradan kaçmayı başardı. Şu an 4 oyuncusu yok. Ve bu mavi takımın kazandığı anlamına her an gelebilir. Bakalım eğer Jarvan tek başına 4 kişi tutamazsa derken cümlemi daha tamamlamadan Jarvan öldü ve Nexus'a şu anda saldırıyor mavi takım oyuncuları saldırırken ve maçı mavi takım kazanıyor. Güzel bir oyun izledik. Orada Katarina'nın özellikle Graves'i aradan çıkarması bu savaşı kazanmalarına çok katkı sağladı diyebiliriz. Yine seyir keyfi güzel bir maç izledik. Arada yine kopmalar Kesinlikle. yaşadık ama gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bunu da kaydedeyim. Sen şey bu arada B grubu B1 maçı. sen chart'ı
update ediyor musun yoksa daha sonra mı edeceksin? Şu anda şey yapmıyoruz onu. Şu anda daha değil çünkü ikişer tane maç olacağı için iki maçın sonucunda kazanma kaybetme veyahut da beraberlik durumlarının yani yarın akşam onların güncellemesi olacak ama tamam. Bugün yapılan bütün maçların sonuçlarını ben teker teker Face'te yayınlayacağım. Oradan arkadaşlarımız takip edebilirler yine. Tamamdır. İstersen bir ara verelim şu an. He. Okey. Bununla ilgili olarak arkadaşlar bir 5 dakika kadar ya da 10 dakika kadar sizden izin istiyoruz. Bu süre zarfında sizi müzikle baş başa bırakacağım. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Lord, make me a rainbow, shine down on my mother,
She'll know I'm safe with you and she stands under my colors. No, life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even great, but she buries her baby in the sharp knife of a short life. And I've had just enough time. If I die young, bury me in sand, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song, the sharp knife of a short life. I've had just enough time. I'll be wearing white when I come into your kingdom. I'm as green as the ring on my little cold finger. I've never known the love it of a woman, but it sure felt nice when she was holding my hand. There's a girl here in town, says she'll love me forever. And who would have thought for... Evet arkadaşlar, tekrar yayındayız. Hemen de bağlantıyı kuralım. O, Deniz de bize katılsın. Deniz, burada mısın? Buradayım. Hoş geldin tekrar. Evet sen arkadaşlar, tekrardan başlayacağız şu anda. Haters Gonna Hate ile Nathan Jax arasındaki bir zamanların en büyük iki takımıyla umarım güzel bir seyir zevki, güzel bir maç izleriz. DO Temsil Ligi Nisan ayı mücadelesinde şu anda 3. maçımızı anlatacağız. Bu son maçımız olacak arkadaşlar, bugün anlattığımız. Yarın akşam yine saat 6'da bugün oynanan maçların aynı takımları, ancak yerleri değişik olarak yani bugün mavi tarafta oynayan takımlar kırmızı tarafta, bugün kırmızı tarafta oynayan takımlar mavi tarafta oynayacağı şekilde yarın akşam saat 6'da tekrar burada olacağız. Umarız bugün yaşadığımız problemleri tekrardan yaşamayız. O çözülmediği sürece büyük ihtimal yaşayacağız ama en azından az yaşayalım diyelim. Bakalım, öyle bir temennimiz var. Adak adayalım. Not disconnected duasına çıkalım. Aynen öyle. Trastepe'nin tam ortasında bunu yapabiliriz bence. Trastepe'de yaparsak tutar çünkü. Evet arkadaşlar, maçı anlatmaya başlayalım. Şampiyonlara bakacak olursa yasaklanmış. Morgana, Kyle ve Oriana, mavi takım yani Haters Gonna Hate'den gelen yasaklamalar. Kırmızı takımda ise Netrojax var. Sion, Nar ve Hecarim. Hepsi üst koridora yapılmış bir yasaklamalar. Veyahut da birazcık da ormana da diyebiliriz yani Sion ve Hecarim için. Az birazcık ormana da giriş olarak görebiliriz gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ormancı rolünde Tuncay var. Tanıdığımız eski okul takım kaptanı. Jace bile oynuyor jungle'da, o yüzden onu yani banlamayacağını sanmıyorum. Kırmızı takımda şu an mavi takımda ilk tercihi Janna üzerine oldu. Kırmızı takımda ise buna karşılık bakalım bir Draven ve Nami üzerinde duruluyor alt koridor adına. Draven şu an Caitlyn'e çevrildi. Doğuşuna çevrildi. Şu anda Çağdaş sanki bizi birazcık trollüyor. Team olmasın da başka neyse, alırsa alsın şu an troll olarak. Çağdaş, team mu alacaksın yoksa? Tekrar Draven aldı. Bir kule yapsaydı güzel olurdu ama. Evet, Draven alacak gibi gözüküyor şu an. Bugün ben her oyuncudan en azından seçim ekranında bir adet Corki alıp benden bir kule sesini duyurmalarını istiyorum. Tercihler Sejuani ve Nami üzerinde oldu. Kırmızı takımda, mavi takımda ise ilk tercih Janna üzerineydi. Bakalım mavi takımdan ikinci ve üçüncü ve Urgot tercihi geldi. Orta koridorda ise oynanabilecek olan şampiyonlar arasında şu anda LeBlanc ve Zilean arasında gidip geliyor. Mavi takım şu anda şampiyon tercihinde bulunmuş değil. Ve Lissandra üzerinde durdular şu anda. Üst koridorda da ve orta koridorda da oynanabilen bir şampiyon.
Özellikle şu anda baktığımda Balanar Sivir üzerinde duruyordu ama Lucian tercihinde bulundu. Buna karşılık kırmızı takımdan nasıl bir tercih gelecek göreceğiz. Makoy. Her maçta Makoy'u gördük değil mi? Evet, bugün izlediğimiz iki maçta da gördük. Eğer bu maçtan seçilirse 3 maç üst üste Makoy'u görmüş olacağız. Sanırım Holy Shit beni trollüyor. Makoy ve Malphite arasında gidip geliyor. Bunun yanında saldırı gücü taşıyıcısı olarak şu anda Sivir üzerinde duruluyor. Sivir tercihinde bulundu ve Makoy tercihinde bulundu üst koridor adına. Mavi takımda ise Jax. Man I'm good diyen Jax. Bakalım acaba kimin ellerinde olacak? Yasuo. Yasuo'yu çok uzun zamandır görmedik yalnız. Evet, ben de çok fazla görmüyorum. Arada öyle rastgele benim izlediğim bazı maçlar oluyor arkadaşlarımın arasında veyahut da rastgele Türkiye sunucusundan izlediğim maçlar oluyor. Yasuo'yu ben de çok zamandır görmüyorum. Yani Yasuo alındığında genelde çok fazla ona odaklanıldığı için pek fazla iş yapamıyor diyebiliriz. Gerçi oyun çok güzel bir oyunla yapılabilir tabii de. Mavi takımdan bir şu anda Shyvana geldi. Üst koridor mu yoksa ormancı rolünde mi oynanacak? Eğer Rek'Sai'yi alınacak olursa çok yüksek ihtimal üst koridorda göreceğiz kendisini. Ve orta koridorda Lissandra'yı görmemiz muhtemel olacak. Yalnız Shyvana şu an... Evet, bir adet kule cevap ver geldi. Duydular seni. Beni duydular. Teşekkürler buradan ADG Fletcher'a. Kule tercihinde bulunacak mı acaba? Korkin tipi de çok güzel ama ya. Yani gerçekten bıyıklı mıyıklı böyle tam hani o sesi kule sesi çıkıyor yani. Güzel oturtmuş. Azir. Azir. Azir bilmiyorum ya. Çok fazla bence orta koridorda tehlike yaratmayan bir şampiyon. En azından oyunun erken safhalarında ama tabi oyunun geç safhalarında sıkıntı yaratabilecek bir şampiyon olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şöyle söyleyeyim, takım savaşlarında daha çok etkisi görünen bir karakter Azir. Özellikle ultisinden kaynaklı. Dragon ininde veyahut da yani ejderha ininde veyahut da Baron bölgesinde özellikle kullanıldığı zaman oldukça büyük sıkıntı yaratıyor. Ormanda kullanıldığı zaman yine oldukça büyük sıkıntı. Bu arada dikkatini çektim bilmiyorum. Mavi takımda, Hatter's Knight takımında iki tane çarp var şu anda. Evet yani acaba Shyvana bir ormancı eşyasıyla mı yoluna devam edecek? Nasıl bir şey yapacak onu göreceğiz. Ya da iki çarp bilmiyorum hani global görevler adına mı alındı? Pek konuda şeyim yok hani nasıl olacağını bilmiyorum. Volkan burada mısın? Evet buradayım. Şimdi senden her iki takımın da değerlendirmeni istiyorum. Ardından Deniz sana geçelim. 3 dakika içerisinde ben de maç başlamadan burada olacağım. Öncelikle mavi takımla mor takım arasındaki güç dengeleri nasıl gelişir? Her iki takımı da tanıyorum ya, oyuncularını biliyorum. İki takımın da çok iyi oyuncuları var. Özellikle Tuncay, Crimson, Unknown Haven var mesela. O eski Crimson Falcon. Yani iki takımda da zaten Netage X'leri biliyoruz. Güzel oyuncular var. Şampiyonlara gelirsek Lissandra Man I'm God'ın çok sevdiği bir şampiyon. Yani koridorda başarılı olacağına eminim. Onun dışında Oblivion'ın Sejuani'sinin güzel olduğunu biliyorum. Daha önce birkaç defa izlemiştim. Yalnız iki tane smite görüyorum ben üst koridorda. Shyvana bu arada son dönemlerde bayağı popüler olmaya başladı bu iki smite. Bakalım her iki takım da şu anda eşit görünüyor. Oyun bize neler götürecek? Evet Deniz sen ne düşünüyorsun? Şimdi takım kompozisyonlarına baktığımız zaman açıkçası mavi takımda yani Hatter's Knight takımında özellikle Shyvana'nın direkt karşı tarafın içerisine girebilmesi, aynı şekilde Lissandra'nın karşı tarafın içerisine girerek herkesi yerine muhlaması oldukça avantaj sağlayacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu kullanırken arka taraftan tabii doğal olarak Lucian'ın oldukça iyi bir hasar vermesi gerekiyor. Yalnız başına ne kadar bu hasarı kaldırabilecek, ne kadar hasar verebilecek orasını göreceğiz ilerleyen zamanda. Kırmızı takıma baktığımızda, Naturjax tarafına baktığımızda ise
Özellikle yine Sejuani Makua ikilisinin olması, yani karşı tarafın direkt içerisine girip birilerini yerine sabitleyebilen ya da sersemletebilen karakterler olmasından kaynaklı oldukça yani diğer tarafı direkt olarak yerine sabitleyip arka taraftan büyük hasarlar verebilecek bir takım kompozisyonu var. Zaten Sivir'in bumerangı oldukça uzaktan vurabildiği için Sivir güzel hasar çıkartabilir. Bunun yanında Azir'in kumdan askerleri oldukça büyük hasar verecektir diye tahmin ediyorum. Benim de dikkatimi çekti açıkçası iki tane çarp büyüsünün olması. Son zamanlarda yapıldığı söylendi ama benim karşılaştığım bir şey değildi. Benim gördüğüm bir şey değildi açıkçası. Yani koridor tutmanın, gerçi artık eskiden şöyle bir mantık vardı. Çarp sadece minyonlar üzerinde ve tarafsız canavarlar üzerinde kullanılabildiği için koridorda herhangi bir etkisi olmuyordu. Ancak artık şampiyonlar üzerinde de kullanılabildiği için belki bir ihtimal özellikle yavaşlatma etkisinden kaynaklı kullanılmak istenmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Ya da şöyle bir durumda olabilir abi. Hani bir tane çarp öğesi var ya, attığın zaman alana vuruyor ve sana can sağlıyor. Bir ihtimal Shyvana'nın yani daha doğrusu koridorda kalabilmek adına bunu böyle bir şey yapabileceğini söyleyebiliriz. Ya da otomatik ataklarla rakibine vurduğu için büyülerin yanında kırmızı çarpı alıp rakibe bir tutuştur efektini sağlamak istemiş olabilir. Tabi bunun yanında global görevlerde de bayağı bir etki içeriyor bu durum. Nasıl bir şekilde kullanılacak bilmiyorum, bakacağız. Maça geçiyoruz arkadaşlar. Maça geçiyoruz. Üniversiteler Ligi 9. Üniversite Nisan Ayı Temsil Ligi'nde ben Melih Vezirol, yanında Deniz Bulukçu ve analiz masasında Volkan Coşkun karşınızdayız. Umarız yine istemciden kaynaklanan bir sıkıntı yaşamayız ve maçları rahat bir şekilde anlatabiliriz. Ben de müziği kısayım bu arada. Ben bu arada bir iki tane daha bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Yarın akşam saat 6'da tekrardan temsil ligi maçlarıyla karşınızda olacağız. Aynı takımlar karşılaşacak. Sadece karşılaşmaya katıldıkları yerler değişecek. Mavi takımda olan takım taraf kırmızı takımda olacak. Kırmızı tarafta olan takım mavi tarafta olacak. Bunun yanında yarın Ultra Rekabet Faktörü turnuvamız da var. Ultra Rekabet Faktörü turnuvası saat 1'de başlayacak. Tahminlerimize göre saat 4.30-5 civarı bu turnuvada sonlanmış olacak. Bu yüzden diğer turnuvaya geçişinde bir zamanımız olacak. Bunu da Melih eğer o sırada uygun olursa yarın o saatlerde Melih üzerinden... Yarın da buradayım ben. Tamam, Melih üzerinden tekrardan, Melih'in bilgisayarı üzerinden, Melih'in bağlantısı üzerinden daha doğrusu tekrardan sizlere ulaştıracağız. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Şu anda bu maça bağlanma gibi bir durumumuz olabilir. Çünkü Oblivion ve Zalim'in kızı daha yükleme ekranında gözükmedi. Yine bir sıkıntı yaratabilir. Yine ya onlardan kaynaklı bir durum ya da bizden kaynaklı bir durum. Umarım onlardan kaynaklıdır da. Aynen. Şu anda ben bütün duaları sıralıyorum. Kabul olursa inşallah. Bu arada aynı durum bende söz konusu. Orta koridorda Lissandra ve Azir. Ne düşünüyorsunuz? Azir'in daha uzaktan dürtebilmesinden kaynaklı Lissandra oyun başlarında belki birazcık sıkıntı yaşayabilir. Ancak oyunun ortalarına doğru Lissandra'nın biraz daha hasar tutabileceği zamanlara doğru geldiğimizde Lissandra E yeteneğini doğru yerde kullanabilirse eğer Azir'e oldukça kötü zamanlar yaşatacaktır diye tahmin ediyorum ben. Üst koridorda Shyvana'ya karşı Makua'yı izleyeceğiz. Ben hala Shyvana'nın nasıl bir efektiflikte oynayacağını bilmiyorum. Birkaç tahminim var ama o tahminler nasıl doğru çıkar mı, doğru çıkmaz mı? Bu konu şüphelerim de var. Bu arada Sejuani geldi. Hadi en son canlıyı bekliyoruz. Alt koridorda ise Sivir, Nami ikilisi karşıda Janna ve Lucian'a karşı olacak. Nami'nin biraz daha agresif bir destek oyuncusu olduğunu söylemek mümkün. Özellikle suyu hapisten sonra Sivir'e verilecek bir E yeteneği Nami'nin ve Sivir'in attığı bumerangla rakibin, daha doğrusu o suyu hapiste tutulan rakip oyuncuya inanılmaz bir zarar vereceğini söyleyebiliriz. Bu arada Janna hala bağlanmadı. Ben müzik duyuyorum şu an. Evet, şu an duraklama geldi. Bizden kaynaklı değilmiş demek ki. Ben bu sırada hemen ayarlamaları yapayım. Reji olarak kendimden bunu istiyorum.
Evet, ayarlamaları da yaptım. Şimdi her iki takımda değerlendirecek olursak, mavi takımda alan etkili şampiyonlar Lissandra. Bunun yanında Rek'Sai, Lissandra'nın ultisini atılmış kişiye altından çıkarak onu hava sıçratması ile ilgili olarak iyi bir efektiflik sağlayabilir. Ama öte yandan kırmızı takıma bakacak olursak bir Sejuani görüyoruz. Yine Sejuani, yine bu maçta da var. Üçüncü maçta da var. Bunun yanında Azir askerleriyle yine saldırıda bulunabilir ve yüksek hasar bırakabilir karşı rakip oyuncularına. Bunun yanında Malco'ya yine ön saftaki tank görevini üstlenebilir. Bunun yanında arka taraftaki açıkçası Sivir'in ben daha iyi iş yapacağını düşünüyorum Lucian'a göre. Tabi bu oyun içerisinde değişecektir. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Lucian'ın çok uzaktan hasar verebilmesi için, yani Sivir kadar uzaktan önündeki herkese hasar verebilmesi için özellikle yapması gereken ultisini kullanması. Ultisini de belli aralıklarla kullanabiliyor. Ancak Sivir'e baktığımızda Sivir daha farklı. Sivir'in özellikle W yeteneğiydi yanlış hatırlamıyorsam. W yeteneğinin seken bumeranglar sayesinde 5 kişiyi bir arada gördüğü zaman 5'ine birden çok seri bir şekilde hasar verme şansı var. Ve özellikle eğer biliyorsun ulti açıldıktan sonra ultisinin pasifi W yeteneğini aktif hale getirdiğinde ona bir hız kazandırması, saldırı hızı kazandırması. Bu da Sivir'in ardı ardına saldırılarda bulunması demek. Ki Sivir'in daha da hasar potansiyeli zaten buradan geliyor. Nasıl bir kompozisyon izleyeceğiz, nasıl bir oyun süreci geçecek açıkçası ben merak ediyorum. Ben tekrar bağlandım oyuna. Ben de bağlandım, şu an 28 dakika 45-44 diye gidiyor geriye doğru. Şu an bende 53-52 diye gidiyor. 50-49-48. Ben daha canlı yayındayım. Sen daha canlısın. Bu arada şampiyonlar hala daha düşmedi. Onu söyleyeyim. Evet evet, hala düşmüş değil. Şu an 30, 29, 28 değil mi? Şu an 20, 18 diye düşüyor. Evet, Canlı da bağlandı sonunda. Benim oyunum takıldı şu an. Bildiğin oyunum takıldı. Tamam, şu anda güncele bağlandım. Bir dakika. Evet, şu anda oyuncular yerlerini almış durumdalar. Sende de aynı şekilde mi? Evet, şu anda. Ama donuk değil mi? Lucian şu anda şey yaptı. Ya ben canlıdayım sanırım. Ama donukmuş sende şu an oyun. Yo, hayır. Şu an canlıya doğru gidiyorum ben. Canlı değilmişim. Yaklaşık bir dakika gerideymişim. Şu an hızlandırarak canlıya geçiyorum. Şu an bende oyun donuk. Öyle söyleyeyim. Sen o zaman canlı yayındasın. Evet. 1.42-43-44 diye gidiyor. Evet. Aynen, bende de donuk şu anda. Şöyle yapalım istersen. 40. saniyeye çekelim. Ya da 1. dakikaya çekelim en güzeli. Tamam, 1. dakikaya çektim. 1. dakikada. Ama 1'de de donuk bende, öyle bir durum var. Evet, şu an bende de donuk da. Belki bir ihtimal seyircilerin alınması geldiğinde buradan direkt kaldığımız yerden gösterme şansı olabilir. Onun için dedim bir deneyelim nüansımızı diye. Tamam, şu an bir miktar seyirci verisi geldi sanırım. 2 dakikaya şey yaptı birazcık. Şu an ben 1'deyim. 1'den devam edelim mi? Ben de tam olarak 1'e çekeyim. Tam olarak 1'e çektim ve durdurdum. Tamam. Ben 1.05'teyim. Daha geri çekemiyorum maalesef. 1.05'tesin. Şu anda bende bir sıkıntı evet, oldu sen. Yine hata verdi. Tekrar geri sağlıyorum. Şu anda ben oyuna başlamış durumdayım. Mavi takım oyuncuları şu anda koridora doğru ilerliyor. Orta koridorda dediğim gibi Lissandra, onun karşısında Azir'i göreceğiz. Üst koridorda Maokai ile şu anda Shyvana'yı göreceğiz arkadaşlar. Ormancılarda ise Rek'Sai ile Sejuani karşımızda olacak.
bakalım nasıl bir işleyiş olacak. Her iki takım arasında alt koridorda birbirini dürten iki saldırıcı taşıyıcısı izledik şu anda. Üst koridorda Shyvana Makoya'dan önce derken yine dondu. Tekrar geldi. Şu anda karşılıklı dürtmeler devam ediyor. Her iki takımda da üst koridorda şu an Makoya yerine gelmiş durumda. Azir şu anda baskısını kurdu ama Sejuani daha fazla zarar verdiği için ona sıkıntı yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Bir Suyapis geldi, Suyapis tutmadı. Bir hortum izledik. Cana'dan Cana o bölgede havaya sıçratmayı başardı. Kırmızı takım oyuncularını. Üst koridorda farklı tutmaya devam ediyor. Bu arada o bölgede Sejuani o bölgeye geldi. Kaçmaya çalışan bir şu anda Sejuani izliyorum ama o bölgede Rexxei geldi. Rexxei kaçırdı. Kendi sıçratmasını düşmeye. Evet şu anda ilk kan döküldü. Rexxei'yi almayı başardı. Sejuani Makoya oradan çıkmaya çalışıyor. Arkasında Rexxei var. Rexxei yine kaçırdı sıçratmasını. Belki sıçratabilse orada Sejuani de o skoru hanesine yazdıracak. 1-0 oldu. Mavi takım lehine ilk kan. Rexxei de kalmış durumda arkadaşlar. Rexxei'nin özellikle oyunun ilk safhalarında çok büyük bir etkisi var rakip takım oyuncuları üzerinde. Ben tekrardan oyuncuların minyon sayılarını şöyle eşiteyim. Ben de tekrar oyun dolmuş durumda bu arada. Aynı şekilde bende de. Hala donuk. Şu anda seyirci birisi hata sağladım tekrardan. Aynen öyle. Resmen hani oyun içerisindeki şeyi nasıl söyleyeyim? Oyun anlatma keyfimi sıfıra indiren bir durum bu. Aynı şekilde yani ben de onu yaşıyorum. Yaşamıyor değilim. Daha önceki turnuvalarda seninle birlikte sunamadığımız turnuvalarda da benim başıma çok geldi. Yani keyif bozuyor, bozmuyor diye gerçekten insanı üzüyor böyle olması. Biraz ama ruhsuz anlatıyorum farkındayım ama yani bu tekrar bağlanma olayı biraz can sıkıyor. Özellikle takım savaşlarından önce şey olması, oyuna girdiğimizde bir anda 6-7 tane skorun hanelere yazılmasını görmek biraz can sıkıyor dediğin gibi, haklısın. Tekrar ben şu anda bağlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tekrar kusura bakmayın bu problem için, elimizde olan bir durum değil maalesef. Hala bağlanabilmiş değilim. Tekrar aynı hatayı alacağım sanırım. Maalesef bu problemi çözemiyoruz. Oyun içerisinde olan bir durum söz konusu. Aynı hatayı ben de aldım ne yazık ki. Aynen, ben tekrar şu anda giriş yapmaya çalışacağım. Tekrar bağlanıyorum şu anda. Biraz can sıkan bir durum, yapacak bir şey yok. Şu an şampiyon yükleme ekranındayız arkadaşlar. Biraz sonra bağlanabilirsek ben size maçları anlatmaya çalışacağım. İnternetten de bir yandan ben şu anda bağlandım, oyunu izleyebiliyorum. Ben de maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Sen bağlandıysan çok büyük bir ihtimalle bize de gelecektir ki geldi şu anda bana. Bana da geldi. 1-0.
Ama dondu şu an. Aynen, hemen başladığı gibi dondu zaten. Evet, maçta 11. dakika. Ama biz daha ne olduğunu göremedik. Bir tane skor verilmiş. O skoru gerçi izleyip izleme şansımız oldu şükür. 11 mi? Maçta 11. dakika. Ben de 7. dakikadayım şu an. Yok, hayır. 11. dakikaya kadar gidiyor. Yani 11. dakika oynanıyor olarak düşünebiliriz. Aynen, aynen. Hala aynı şekilde donuk bende. Siz de aynı şekilde mi hala? Aynen. Hala daha bir gelişme yok. Aynen. Ne yapalım? Yayına devam etmeye çalışacak mıyız arkadaşlar, yoksa yayını sonlandıralım mı? Hala aynı hatayı aldım ben. Açıkçası bu kadar geldik. Bence tamamlamaya çalışalım diyorsun. Gidelim. Yani zaten son şeydeyiz. Son karşılaşmadayız. Yani buraya kadar geldik. Bundan sonra şey yapmayayım diyorum ben. Tamam. Ben tekrar bağlanmaya çalışayım. Şu an bende başladı, evet. 3-0 olmuş. Durum bu arada Azir üzerinde büyük bir baskı var. Orada Rexey onu kovalıyor. Rexey tekrar bir Q saldırısında bulunursa düşecektir. Ama onu Rüşen'i çok iyi değerlendirip almayı başardı. Uzaktan Tsunami geldi. Tsunami sayesinde ve orada Sivir'in ulti sayesinde oradan çıkmayı başardı. Her iki takım oyuncusu da şu anda 4-0 oldu. Haters Gonna Hate XD takımı adına. Sejuani o bölgede olduğunu biliyor Rexey'i, çünkü adımlarını görebiliyor. O bölgede biraz daha geri çekilmeyi tercih etti. Bakalım aşağıda Lucian ve Janna, Rexey de o bölgede olası bir ejderhayı almaya çalıştıkları taktı. Bu arada bir suyu hapis geldi, 3 kişiye birden tuttu. Güzel bir oyun izledi Deus Support'tan orada. Güzel bir tahmin bence. Lissandra üzerine şu anda Sejuani gidiyor. Lissandra düşecek mi diye bakıyorum. Canı az. Neredeyse yarısına kadar almış durumda ama yürüyerek oradan çıkmayı başardı. Şu anda geriye dönecektir tahminimce. Bilmiyorum yani, açıkçası insanlar Mavka'yı tercih ediyor. Güzel bir zarar da veriyor ama çok pasif bir karakter gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani koridor aşamasına baktığımız zaman evet, birazcık pasif gibi görünebiliyor. Ama özellikle üzerine aldığı birkaç eşyadan sonra değişebilir. Bu arada orada Sejuani... Büyük ihtimal orada çıkacaktır diye tahmin ediyorum ultisiyle. O orada Mavka'ya çok güzel geldi. O Rex'e çok güzel geldi. Bir sıçra kullanarak orada Sejuani'yi düzeltiyorum. Shyvana'yı almayı başardı. 2'de 2 yapan bir Mavka'yı var. Rex'e'yi aldı. O bölgede Azir'in de yardıma gelip hızlı bir şekilde Rex'e'yi yavaşlatmasını da göz ardı etmemek gerek. 4'e 2 oldu skor. Şu anda hala mavi takım lehine. Güzel bir takım oyuncu sergilediler ben. Oyunu, kesinlikle. Ve Lucian'ın yeteneklerini çok iyi kullanarak orada hem suyu hapisten kurtulup hem de var olan hasar potansiyelini çok iyi bir şekilde Nami'nin üzerine kullandığını gördük arkadaşlar. Askerlerini şu anda kullanıp zarar vermeye çalışıyor. Orada şu an saldırmaması gerektiğini taraftarıyım, çünkü saldırırsa olası bir ultiyle düşmesi işten bile değil. Üst koridordaysa kule altında farmına devam ediyor şu an Maokai. Farmlara da tekrar bakacak olursak onları da ben ekrana getirmek istiyorum. Üst koridorda şu anda 98 minyonla
Buna karşılık olarak 64 milyonluk bir Mako, Shyvana üstünlüğü var. Ormancılara bakacak olursak da 33'e 35 gibi yakın. Bu arada Azir'e bir ulti gelebilir. Sejuan o bölgede yakın. Zararını şu anda hızlı bir şekilde... Bu arada ulti geldi Lucian'dan. Lucian alt tarafta savaşa devam ederken Azir kendi ultisini kullandı. Lissandra ultisi geldi. Sıçrayarak kaçmayı başardı. O bölgede Mako'ya geldi. Mako kendi ultisini kullandı. Şu anda Rek'Sai üzerine baskı kuracak mı diye bakıyorum. Rek'Sai oradan çıkmayı başardı. Lissandra inanılmaz güzel bir oyunu oradan alabilecek diye bakıyorum. Lissandra yine üzerine bir baskı var. Lissandra düşüyor ama E yeteneğini çok güzel kullandı. Janna tek başına orada. Kendi Muson'u kullandı. Ya bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma çocuklar. Yapmayın çocuklar diyoruz. Tanrım. Yani heveslerin, evet arkadaşlar, heveslerin gursakta kaldı dakikalar, saniyeler. Tam peak noktaya çıkıyordum hızlı anlatma ve şey konusunda ama bir anda hani böyle gittim yani. Biraz kötü oldu. Benim tahminimce bir yarım saat kadar daha sürer. Bir yarım saat kadar daha bu eziyete dayanalım bence. Valla sen bilirsin, patron sensin. Yok hesap. Devam et dediğin anda ben anlatırım, problem değil biliyorsun. 7'ye 4 oldu skor arkadaşlar. Mavi takım lehine bir takım savaşı izledik. Daha doğrusu izleyemedik. Lucian aldı mı acaba diye bakıyorum ama şu an 2'ye 0 Lucian izliyoruz. 4'e 1 Rek'Sai izliyoruz. Rek'Sai şu anda bir adet kazma ve kısa kılıcı hanesine yazdırmış oldu. Rex zaten ulti izledik. Ulti ile geldi o bölgeye, orta koridora doğru gelecek diye tahmin ediyorum. Lissandra şu anda karşısında Sejuani ile beraber oynuyor. Hızlıca kırmızı güçlendirmesi alıp oradan çıkmayı bildi Rex'i. Bu arada tekrar bir eşyalara bakacak olursak Shyvana'dan herhangi bir ekstra eşya ben göremiyorum. Sadece 300 can almış. %25 ilave can olduğu için aldığını ben tahmin ediyorum ve bahsettiğim gibi bu arada Sejuan Rek'Sai bölgede bakalım herhangi bir saldırıda bulunacak mı diye baktım ama benle aynı görüşte değil kendisi. Totem temizleme adına şu anda her iki takımda her şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Mavi takım şu an ejderha üzerine baskısını kurdu. Uzaklardan bir tsunami geldi. Ama Rek'Sai'yi çarpını kullanarak ilk ejderhayı hanelerine yazmış oldular. Orada bir garip bir Shyvana ultisi izledik. Azir de arkasına doğru baktı. Bana doğru uçan bir ejderha var dedi. Orta koridorda Azir şu anda minyon biçmeye devam ediyor. Alt koridorda ise kırmızı takım lehine itilmiş bir şu anda koridor izliyoruz. Şu anda evet Mako üzerine ikili bir saldırı var, bir gank girişimi. Ulti geldi Lissandra'dan, bakalım kaçabilecek mi? Çok büyük tank. Sıçrasını kullandı. Bir sıçrada şu an Lissandra'dan geldi. Lissandra'nın manası yok. Bunu söylemek istiyorum. O bölgede gelen Sejuani Mako'nun iyi bir şekilde ve rahat bir şekilde oradan çıkmasını sağladı. Ya şu Sivir'in bumerangının ne kadar fazla hasar verdiğini görünce gerçekten hani diyorum ki Sivir neden kullanılmıyor? Özellikle ilk vurduğu karaktere inanılmaz derecede büyük hasar veriyor. Ve tekrar ikinci bumerang geldiği zaman yine bir hasar veriyor. Yani ilki kadar değil belki ama sence peki Sivir'in normal arenada kullanılmamasının sebepleri neler olabilir? Abi özellikle şundan dolayı diye tahmin ediyorum ben. Karşı tarafa hasar vermek için kullanabilecek. Karşılıklı bir savaş var. Orada inandı. Tamam, Sivir'i aldığını gördük bu sefer en azından. Sivir'i aldı evet. Bir de şuna bakayım, canı da az. Buradan bir hortum atsa, bir de yavaşlatsa, bu dönse az evet. Ha öyle oldu mu evet evet. Yani. Evet kesin öyle olmuştur diyeyim. 8'e 4 oldu skor arkadaşlar. Mavi takım lehine şu anda.
Para farklarında da mavi takımın üstünlüğü söz konusu. Alt koridorda Sivir'i alan bir Lucian izledik. Sivir bir an inandı. Üzerine bitkinlik gelince bu hasar potansiyeli gözle görülür şekilde düşünce Lucian da dedi ki üzerime geliyorsan ben de seni alırım dedi. Ve Lucian'ın mermilerine hedef oldu. Orada Sivir ve düştü. Sivir'in skorunu da Lucian kendi hanesine yazdırmış oldu böylece. Tekrar bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Tekrar bağlantı kurduk. Da hareket etmiyor şu anda hiçbir yer. Böyle bir sıkıntımız var. Yani Ertem Şener'in zaman dediği gibi ağlamak istiyorum sayın seyirciler şu an. Gerçekten ağlamak istiyorum çünkü... Abi bende sürekli donuyor oyun ya. Bende de donuyor abi. Şu an yine dondu. Rex'i asil almayı başardı arkadaşlar. Nasıl oldu hiç fikrim yok ama aldı. Şöyle yapalım. Gelebildiğin en geriye kadar gel abi. Geldim. Kaçırdığımız 16-21. 16-25 abi. 16-25. 16-25. 16-25 tamam. Geldim. Tamam. Ya en azından o oraya kadar olan parçayı izleriz en tamam, azından. 16-25 diyeyim abi. 3.